Evet arkadaşlar, şimdi çok güzel bir soru örneğiyle karşı karşıyayız. Bu soru bizim vizede çıkmıştı ve 3. temel ödevi en iyi şekilde özetleyen, yani bu soruyu yapan 3. temel ödevi çok iyi bir şekilde anlamıştır diyebiliriz. Hemen bu soruyu çözmeye başlayalım. İlk olarak hesap makinemizi grada alalım. Grada almayı zaten biliyorsunuzdur. Moda tıklıyoruz. Buradan bir kere daha tıklayıp şurada grad yazıyor. 3'e tıklayınca grada alınmış oluyor. Sorumuzu okuyalım hemen. Şekildeki poligonda CB açıklık açısı 309.0012 grad ise aşağıdaki açıları hesaplayın. FE ve EF. FE açıklık açısını ve EF açıklık açısını bulun diyor. Şimdi FE açıklık açımız dediğimiz, şöyle bir kuzey doğrusu çizersek, FE şurası oluyor arkadaşlar. İlk bunu bulacağız. Sonra EF istiyor. Tam tersi. Yani gene kuzeyi çizelim. EF dediğimizde şimdi saat yönünde ve kuzeyden EF doğrusu olan açı şurası. Şurası da EF. Şurası FE. Şöyle yapayım. FE. Evet arkadaşlar. Burayı bulabilmemiz için şimdi bizde soruda vermiş olduğu CB açıklık açısını kullanarak gitmemiz lazım. Neden? Çünkü şimdi burada bir kırılma açısı var. Sonraki noktanın açıklık açısı var. Ama buranın açıklık açısını nasıl bulacağız? Bu yüzden buradaki açıklık açımız bu CB açıklık açısı arkadaşlar. 309.0012 gradmış. Üçüncü temel ödev bize ne diyordu? Hemen üçüncü temel ödevimize bakalım. Üçüncü temel ödevde arkadaşlar, şu umarım gözüküyordur. Ne yapıyoruz? BC. BC dediğimiz, bakın şu ortadaki B noktası BC açıklık açısı neye eşitmiş? Önceki açıklık açısı artı B noktasındaki kırılma açısının toplamını. Ve artı eksi 200 eksi 600 muhabbeti var. Tamam, hatırlattığımıza göre hemen soruya devam edelim. Şimdi bizim B noktasındaki açıklık açısını bulabilmemiz için BA yapacağız. Şimdi C'den B'ye, B'den A'ya gidiyoruz. Yönümüz böyle. Kırılma açısı çünkü bakın şu taraftan C'den B'ye gidince sol tarafımıza kalıyor. O yüzden CBA rotasında gidiyoruz. BA açıklık açısı neye eşittir? BA açıklık açısı önceki nokta poligon noktasının açıklık açısı, yani CB açıklık açısı artı B noktasının kırılma açısı artı eksi 200 eksi 600. Şimdi burada CB açıklık açısını biliyoruz. 309.0012 artı beta kırılma açısı, B noktasındaki kırılma açısı da 362.5322 grad artı eksi 200 eksi 600 var. Şimdi biz ne eklediğimizi, artı eksi 200'ü neye göre yapıyorduk? Bu ikisinin toplamı 600'den büyükse 600 çıkarıyorduk. Ve toplamları da 600'den büyük çıkıyor. İstiyorsanız hemen deneyelim. 309.0012 artı 362.5322. 671.53 grad çıkıyor. Ondan da hemen şunu da yazalım. Toplamları 671.53.34 53.34. Hemen 600 çıkartırsak 71.53.34 grad çıkıyor. Bu nedir? BA açıklık açımız. Evet, BA açıklık açısını bulduğumuza göre yazalım buraya hemen. Şimdi kuzey doğrumuzu çiziyoruz. BA'mız şurası 71.53.34. Evet arkadaşlar. Şimdi bu noktaya gelin. Bakın burada BA açıklık açımız var. A'nın kırılma açısı var. Bu rotamız, bakın böyle giderken sol tarafımız kırılma açısı oluyordu. Ve A'dan F'ye gidiyor. Şimdi AF açıklık açısını bulmamız lazım. Nasıl buluruz? AF açıklık açısı öncelikle neresi, ona bakalım. Kuzey doğrumuzu çizdik. Buradan AF şöyle. Burası AF.
açıklık açımızdır. Hemen nasıl bulacağız? Hemen 3. temel ödevden burayı da bulalım. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorduk? AF açıklık açısı eşittir. Öncekinin açıklık açısı BA artı şu ankinin kırılma açısı. Bunu da beta ifadesiyle gösteriyorum. Alta yazıyorum. B ile karıştırmayın. Beta. Betamız ne? Zaten 354.7142 grad. BA açıklık açımız kaç bulduk? 715334 bulduk. Şuradan. 715334. AF açıklık açısını veriyor. Hemen bulalım. Şimdi şurada bir de artı eksi 200 eksi 600 muhabbetimiz var. Onu da unutmayalım. 715334. Artı 351 nokta 71 42. 423.24 geldi arkadaşlar. Bu ifade şimdi kuralımız neydi bizim? Bakın şurada eğer ki toplamları 200 ile 600 arasında ise 200 çıkar. Şöyle göremediniz sanırım. Heh, şurası. 200 çıkar diyor. Hemen 200 çıkaralım. Ne çıktı? 423.24 grad çıkmıştı. 24.76 virgülden sonra 4 basamak kullanalım. 200 çıkarırsak da 223.24.76 çıktı. Bu nedir? AF açıklık açımızı bulduk. 223.24.76. Şurada bir işlem hatası yaptım mı diye bakıyorum da. 4, 5. Toplarken bir işlem hatası yapmışım. 71.5334 artı 354.7142 dersek 426.24 çıkıyor. 24.76. O yüzden burası da 226.2476. Hemen AF açıklık açısını yazalım. 226.2476. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Geldik. Önceki açıklık açımızı biliyoruz. F noktasına göre bakarsak. Buranın kırılma açısını biliyor muyuz? Biliyoruz. Çünkü AFE rotasına gidiyorsak sol tarafımız kırılma açısı olacak. 127.4213 bizim kırılma açımız olacak. Kırılma açısını biliyoruz. Önceki açıklık açısını biliyorsak FE açıklık açısını da bulabiliriz. O zaman bizden istenilen ilk değeri buluyoruz. Hemen 3. temel ödevle. FE açıklık açısı eşittir. Önceki açıklık açımız yani AF artı beta artı eksi 200. Beta kırılma açısı. Bir de eksi 600. Hemen AF'yi yazalım. 226.24.76 artı beta kırılma açımız nedir? 127.4213 artı eksi 200 eksi 600. Hemen hızlıca hesaplayalım. 226.24.76 artı 127.4213 353.66 66.89 çıktı. Şimdi bu arkadaşlar gene 3. temel ödevdeki kurala göre 200 ile 600 arasında olduğu için 200 çıkarıyoruz. Şuradan eksi 200'ü seçtik. Yani FE'miz kaç çıktı? Eksi 200 daha dersek 153.6689 çıktı. FE'mizi bulmuş olduk. Şimdi bizden FE'yi bulmamızı istiyordu. Bir de EF'yi bulmamızı istiyor. EF için nasıl yapacağız? EF çünkü tam tersi yönde. Geri git diyor. Rota tam tersi. Bunun için arkadaşlar şimdi şu noktaları ele alalım. Şuraya bir daha çiziyorum. F'yi biliyoruz. Şurası E noktası. Şurada bir de D var. Şimdi D'deki kırılma açısını biliyoruz. EF açıklık açısını bulabilmemiz için. Üçüncü temel ödevde burayı arka açıklık açısı olarak düşünelim önceki. Yani biz FA. Şurası FA. FA açıklık açısı. Kırılma açısını zaten biliyoruz arkadaşlar. Çünkü içerisi 127.4213 ise 400'den bunu çıkararak şuradaki kırılma açımızı bulabiliriz. Yani şurası
400 eksi 127.42 13'ten. ...272.5787 olur arkadaşlar. Şuradaki kırılma açımız. Yani şöyle yapıyorduk. Bu noktanın açıklık açısı için FA açıklık açısı neye eşittir? Önceki açıklık açımız, yani E noktasının açıklık açısı EF açıklık açısı artı bu noktanın kırılma açısı betamız. EF açıklık açımız kaçtır? Zaten bunu istiyoruz. O yüzden FA'yı biliyoruz ama. FA'yı nasıl bulabiliriz? Buranın tamamı arkadaşlar 272.57.87 ise yazalım. Betamız 272.57.87. EF'miz nedir? Beta artı eksi 200 eksi 600 arkadaşlar. EF'yi bulmaya çalışıyoruz. FA dediğimizde önceden, yani FE'yi 153.6689 bulmuştuk. FE açıklık açısını. Yani FE dediğimizde şurası oluyor. Tamam şöyle. 153.6689. FA'yı buradan bulabilir miyiz? Bulabiliriz. 153.6689'dan şuradaki kırılma açısını 127.42.13 çıkarırsak FA'yı bulmuş oluruz. Oradan da FA'yı kaç bulmuşum? FA 26.24.76 çıkmış. Buradan da EF açıklık açımız hemen işlemlere göre yaparsak 26.272'yi bu tarafa atalım. Eksi 272 oluyor. Şimdi beta kırılma açımız 272.57.86'dan daha, yani 200 çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. 200 çıkartırsak bu ifadeden 72.5782 çıkar. 26.72'yi de bu tarafa atarsak, hatta bunu bu tarafa atalım. 72.5782 eksi 26.2476 eksi 46.3306 eşittir EF açıklık açısı ise eksi olamayacağına göre 400 eksi 46 33 dediğimizde 353.6692 buluruz arkadaşlar EF'yi. EF açıklık açımızda bu şekilde hem FE'yi hem de EF'yi bulmuş olduk. Evet, bu sorunun çözümü bu kadar arkadaşlar.